sevgili dostlar. Ben manyak matematikçimiz Kasım Yıldız'la olan matematik konu anlatımı videolarının serüvenimize bu videoyla birlikte başlıyoruz. Peki, tanıtım videomu eğer izlediyseniz orada biraz sistemden size bahsetmiştim. Burada da hemen canlı canlı anlatmamı yapayım. Bak, temel kavramlarla ilgili bir konu haritası çıkartmışım. Yani işte A, B, C hangi başlıkları sizlerle paylaşacağım. Ve dikkat et, hemen burada da sorularım var. Yani bak B1, B2 diyor mesela. Nedir? B'de tam sayılar mı var? Tam sayılar anlattım sana. Dikkat etmen gereken bilgileri verdim. Hemen sıcağı sıcağına onunla ilgili soruları buradan çözeceğim. Dolayısıyla videolarımı takip ederken bu sistemle gideceğiz. Çünkü hatırla, yine tanıtım videomda söyledim. Matematik senin korkacağın bir şey değil. Sistematik çalışacağız. Bol soru çözeceğiz. Şifremiz neydi? Çok soru çözmek. Çünkü öğrendiğimiz bilgileri ancak uygulayarak, kendimiz keşfederek öğreniriz. Şifremiz bu olacak arkadaşlar. Peki, hemen ilk konumla başlıyorum. Nedir? Temel kavramlar. Şimdi temel kavramlardan birebir soru geldiği gibi diğer ilerleyen konularda da adı üstünde temel kavramlar olduğu için en temel bilgiler. Dolayısıyla hemen her konuda burada öğreneceğimiz o mantık yürütmelere, o fikirlere ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla bu ilk baştaki temel kavramlar kısmını olabildiğince iyi halletmeye çalışalım ve lütfen ezber yapmayalım. Mantık yürüteceğiz arkadaşlar. Kendimiz fikir keşfetmeye çalışacağız. Yine videolarımda bunları fazlasıyla üstüne duracağım, göreceksin. Peki, hemen temel kavramları. Neyle başlıyorum? Rakam nedir, sayı nedir? Bunlar bildiğinizi düşündüğüm kısımlar. Biraz da sıkıcı olabilir ama sıkılmak yok. Çünkü ezber yapmıyoruz, çünkü mantık kurmak istiyoruz. Peki, rakam küme, biliyorsunuz arkadaşlar rakamlar nedir? 0'dan 9'a kadar. Tamam, 0'dan başladım 9'a kadar. Sayıları zaten bu rakamlara 2 tanesini, 3 tanesini, 5 tanesini bir araya getirerek oluşturacağım. Dolayısıyla sayıları yazmamı, oluşturmamı sağlayan matematiksel ifadelere rakam dedim ve 0'dan 9'a kadar olduğunu biliyorum. Peki, sayı kümelerini çok iyi öğrenmemiz lazım. Çünkü kim doğal sayıdır, kim sayma sayısıdır, reel sayı ne demektir, irrasyonel ne demektir? Şimdi onların arasındaki o geçişleri çok iyi yapmamız lazım. Hemen başlayalım. Peki, sayı doğrusu. Mutlaka hepimiz hayatımızda en az bir kere görmüşüzdür. Sayı doğrusu nedir biliyoruz. Sayı doğrusu, biliyorsun matematik küçükten büyüğe doğru bir yön izler. Soldan sağa doğru bir yön izler. Yani eksi yönde sonsuz, tabii ki artı yönde sonsuza kadar gider. Tam orta göbekte kim var? Sıfırın var. Sıfırın işareti yok. Dolayısıyla pozitiflik negatiflik anlamında sıfırda nötr diyeceğiz. Sıfırda herhangi bir işaretim olmayacak. Sıfırın sağında kalan zaten artı sonsuz olduğu için bakın burası pozitif değerler. Buralar pozitif. Öbür taraf, sol tarafta negatif olarak adlandıracağım. Peki, şimdi biliyorsun sayı doğrusu, sonuçta bu bir doğru. Ne yapacak? Sonsuz tane noktanın yan yana gelmesiyle oluşan bir kavram değil mi? Doğru. Orada sonsuz tane nokta var. İşte o sonsuz tane noktanın her biri matematikte bir sayı aslında. Ha, kümelendireceğiz şimdi. Doğal sayı diyeceğiz, şu diyeceğiz, bu diyeceğiz. Şimdi başlayalım. Peki, en bilindik işi yapalım. Yani ben buradaki o sonsuz tane noktadan en bilindik olanlarla bu sayı doğrusunu kurmaya başlayayım değil mi? Mesela 0, 1, 2, yerini kesin biliyorum ya rahatım nasıl olsa. Bu böyle sonsuza kadar gidiyor. Tamam, 0'ı şuraya not edeyim. Eksi yönde gidiyorum. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye. Bu da sola doğru, eksiye doğru gidiyor. Tamam. O zaman şunu diyebilirsin bak. Bu şekilde gideceğiz. Sıfır hariç, sıfırın sağında kalan çok kaba tabiriyle de yerini çok rahat kesinlikle bilebildiğin sayılar olsun. Hani tam değerler. Dolayısıyla bu değerlere ne diyeceğiz arkadaşlar? Sayma sayıları ya da pozitif doğal sayılar diyeceğiz. En artıyla gösterdiğimiz sayma sayıları. Tamam. Burası sayma sayıları. Sıfırı da dahil edersen, sıfırın işareti yoktu ya, buradaki artıyı yazamazsın artık. Dolayısıyla sıfırı da için içine kattığında artık bu kümenin adı doğal sayılar kümesi olacak. Okey. Buradaki değerlerin yine yerini kesin biliyorum. Çok basit değerler işte 3, 7 neyse. Ya da ben bir arkadaşıma desem ki gel bana sayı doğrusunda 11'i göster. İşte takriben hemen
3 aşağı 5 yukarı şurası der gösterir. Çok rahat. Yerini kesinlikle rahatla bilebileceğiniz sayılardan bahsediyorum. Peki bunların sol tarafta olanları, yani eksi olanları ne yapıyor? Bak eksi 1, eksi 2, bu da sıfırdan uzaklaşıyor. Sıfırdan uzaklaşırken dikkat et. Eksi 10'sa giderken yani sayısal anlamda artış var ama işareti eksi olduğu için aslında sayı küçülüyor. Sıfırdan sola doğru uzaklaşmak demek küçülmek demek. Sıfırdan sağa doğru uzaklaşmak demek sayının büyümesi anlamına gelecek. Peki negatifleri de işin içine kattığında, yani şuradaki sayıların, ama dikkat et yerini kesin bildiğin, yani tam değerlerden bahsediyorum. Z ile göstereceğimiz tam sayılar en iyi bilmemiz gerekenlerden bir tanesi. Peki tam sayılar giderek küme büyüyor, dikkat et bak. Şu kadardı sayma sayısı. Sıfırı da ekledim, doğal sayı oldu. Eksileri de ekledim, giderek küme büyüyor. Demek ki en temelden, en kısır sayı kümesinden en genişe doğru bir gidişatımız var. Tamam. Peki doğruyu oluştururken ne yapmam lazım şimdi? Şu yerini kesin bildiğim şu noktalar arasındaki boşlukları da doldurmam gerekiyor, değil mi? Şunları da doldurmam gerekiyor. Şimdi tek tek hepsini yapmayacağım tabii ki. Ben o hepsinin çünkü nokta olduğunu ve hepsinin bir sayıya karşılık geldiğini biliyorum. Ben o aradaki boşlukları şöyle doldurduğumda artık bak amacım zaten sayı doğrusu elde etmekti ya. Bir doğru tarzında görünmeye başlayacak bana. Ha, o zaman o aradaki boşlukları kimler dolduruyormuş? Mesela bak 1,5 veya ne bileyim işte 3,7, yani küsürlü sayılar. Ne diyoruz biz ona? Rasyonel sayılar diyeceğiz, değil mi? Kesirler, rasyonel sayılar. Tabii ki başlı başına bir konu olduğu için ileride yine videolarımızda paylaşacağız bu bilgileri. Virgülü sayı olur, ondalık sayı olur, rasyonel sayı olur. Şimdilik küsürlü sayılar diyelim. Ha, o zaman ben aradaki o boşlukları da doldurduğumda şöyle biraz daha büyük Q ile gösterdim. Rasyonel sayılar demek ki şu diğerlerine nazaran daha geniş bir kümeymiş, değil mi? Rasyonel sayılar. Aradaki boşlukları doldurdum çünkü. Dünya kadar sayı var orada. Sonsuz tane. Peki. Şematize etmeye çalışalım bunu bir de. Dikkat. Şurada küçücük bir küme aldım. Birden sonsuza kadar gidiyor bu. Ne dedin adına? N artıyla gösterdin sayma sayıları dedin. He. N artıyla gösterdin sayma sayıları. Peki. Şimdi izlerken tabii seçmek kolay olsun. Renk, farklı renkler kullanayım. Ne yaptım? Sadece ve sadece sıfır ekledim üzerine. Sadece sıfır ekledim. Ne oldu? Doğal sayılar kümesi oldu. Daha sonra dedim ki ya bu sayıların eksileri de var. Dolayısıyla Z ile gösterdim. Tam sayılar kümesi elde etti. Sonra ne yaptım? O yeri kesin belli olan o tam sayı dediğim sayıların aralarındaki boşlukları doldurdum. Dünya kadar sonsuz tane sayı vardı, hatırla. Yani Q ile gösterdim. Rasyonel sayılar dediğim. Peki. Bir de mutlaka ismini duymuşluğum vardır. İrrasyonel sayı. Buradaki kelimedeki ir, hani olumsuzluk öneki gibi düşün. Rasyonel olmayan veya olamayan. Ha, ne demek istiyoruz? Kısaca bahsedeyim. Şimdi bak, matematikte bazı özel sayılar var. Kesir halinde yazamıyoruz. Hemen şurada ufak bir mantığını açıklayayım. Sayısal örnekle. Mesela diyelim ki 4,35. Gösterebilir misin sayı doğrusunda? Yani biraz uğraşırsın ama gösterirsin. Niye? 4 ile 5 arasında. Virgülden sonraki basamak olduğu için bunu rasyonel sayı ve ondalık sayı videomda zaten daha detaylı yapacağız. Virgülden sonra iki basamağım olduğu için ben 4-5 arasını 100 parçaya bölüp 35. parçayı alır ama illaki gösteririm. Ha, niye gösterebiliyorum biliyor musun? Çünkü bak, virgülden sonraki kısım net belli. Kaç basamak olduğu belli, oradaki sayının kaç olduğu belli. Dolayısıyla virgülden sonraki basamak sayısına bakıyorum. Ha diyorum, o zaman 4 ile 5 arasında ben şu kadar parça ayırayım. Bu parçayı alayım diyebiliyorum. Ama mesela özel sayılarımızdan pi sayısı bu şekilde sonsuza kadar gidiyor. Bak şimdi virgülden sonrası sonsuza kadar gidiyor. O zaman ben tamam bu sayının 3 ile 4 arasında olduğunu biliyorum da 3 ile 4 arasını kaç parçaya böleceğim bilmiyorum. Çünkü belli bir düzende gitmiyor. 14, 15, 9, 8 o şekilde gidiyor. Ama sonlanmıyor. Dolayısıyla bilmiyorum 3 ile 4 arasındaki parçayı kaç parçaya böleceğim, kaçıncı parçaya alacağım bilmiyorum. Ama şundan eminim bak. Bu sayı kesinlikle 3 ile 4 arasında bir yerde. Ha bak, matematik değil. Biz insanoğlu olarak aciz kalmışız. Gösteremiyoruz.
Çünkü dediğim gibi virgülden sonraki kısmında net bir sayı yok. Kaç basamak olduğu bilinmiyor. Dolayısıyla işte bunun gibi pi gibi bazen işte matematiğin diğer alanlarında mesela logaritmada çok kullandığımız e sayısı vardır. Köklü sayılar kesin bir müfredatımız da var, köklü sayıları yapacağız ileride. Mesela kökün dışına tam çıkamayan sayılar, mesela kök 3 gibi. Kök 4 nedir? 2'nin karesi olduğu için şapkalarına dışarıya çıkıverir, onda sıkıntı yok. Ama kök 3 çıkmaz. Kök 3'ün değeri de böyle 1,71 falan gidiyor ya. Yine dikkat et bak, bir günden sonra kaç basamak var bilmiyorum. Belli bir düzende gitmiyor. Yine ileride söyleyeceğiz videolarımızda. Eğer belli bir düzende gidiyorsa o devrediyor anlamına gelir. Devirli ondalık sayı olacak. Rasyonel sayı videomda onu konuşacağız. Ha, demek ki bak böyle özel sayılar varmış. 3 aşağı 5 yukarı nerede olduğunu biliyorum. Mesela kök 3, 1 ile 2 arasında. Ama net gösterebiliyor musun? Hayır, gösteremiyorsun. İşte bu tarz sayılar bizim neyimiz? Irla gösterdiğimiz veya Q'nun üzerine bir böyle bir apostrof koyarız, böyle bir kesme işareti koyarız. Hani tümleyen anlamında kümelerde yapacağız. Rasyonel olmayan anlamında. Dolayısıyla irrasyonel sayıları bu şekilde tanımlayacağız. Hemen anladığın üzere, anladığında haklısın, doğru. Bir sayı hem rasyonel hem irrasyonel olamaz. Yani rasyonel sayılar kümesi ile irrasyonel sayılar kümesinin kesişimi yok. Tamam. O zaman hocam şunu diyebilir miyim? Bir sayı ya rasyoneldir ya irrasyoneldir. Tabii ki ikisinden biridir. Aynı anda ikisi olamayacak. Peki rasyonel de olsan, irrasyonel de olsan buradaki konuştuğumuz bütün sayıların en babası, alayı kim oluyor? Alayı reel sayılar oluyor. Dikkat. Ha, soru da diyor ki x ve y reel sayı olmak üzere. Şimdi x ve y'ni diyelim ki değer verme sorusu. Hani değer vermen gerekiyor. Uygun değerleri bulman gerekiyor. Yapacağız aslında örnekleri. Şimdi reel sayılar deyince çok geniş. Yani her şeyi verebilirsin. Dolayısıyla hangi sayı kümesinin ne anlama geldiğini bilmek bu anlamda önemli. Peki sayı kümelerimizi tanımladık. Aralarındaki geçişlere dikkat edin arkadaşlar. Yani kimin hangi sayı kümesine ait olduğunu. Tabii şunu söyleyebilirsin. Mesela 3. 3 sayma sayısı mıdır? Evet. Aynı zamanda doğal sayıdır. Bak en içteki sayı dışarıdaki kümeleri zaten sağlıyor. Dikkat et. 3 şurada ya. Hem sayma sayısı hem doğal sayı. Bak hem tam sayı hem rasyonel sayı hem de reel sayı. Her şey. Dolayısıyla sayı kümeleri önemli. Sorularda doğal sayı derse ne yapacaksın? Sayma sayısı derse ne yapacaksın? Yani nasıl ayırt etmelisin? Bunu bilmek lazım. Dolayısıyla sayı kümelerini böyle özetlemiş olduk. Peki bunlardan bizim daha çok işlemlerde karşılaşacağımız veya daha iyi aklımıza oturtmamız gereken kim? Tam sayılar. Hemen tam sayılarla ilgili de söyleyeceklerimizi söyleyelim. Neydi tam sayılar? Yine yeri kesin belli olan sayı doğrusu için konuşuyorum. Sayı doğrusunda yerini çok kolay gösterebildiğin sayılar ama eksiler de var tabii işin içerisinde. Değil mi? Eksiler de var. O zaman Z ile gösterdiğim tam sayılar nasıl oluşur? Bir bunların eksileri var. Negatif tam sayılar. Birleştireyim bunu. Kimle? Artılılarla. Doğru oldu mu? Şu an eşitlik sağlandı mı? Hayır, sağlanmadı. Niye? Sıfırın işareti yok, unutma. O zaman ben sıfırı da ekledim. Sıfırı da ekledim. Yani eksililer, artılılar ve sıfır, sıfır nötr ya, onu ayrıyeten göstermem lazım. Dolayısıyla tam sayılar kümesini şu an tanımlamış oldum. Peki tam sayılarla ilgili neleri bileceğim hocam? Dedim ya ezber yapmak yok. Hemen ne yapacağız? Soruda ne soruluyorsa onu bir kere iyi anlayacağız ve kendimiz mantıken bulmaya, düşünmeye çalışacağız. Mesela sana sordum. Dedim ki bir basamaklı en küçük tam sayı kaçtır dedim. Bir basamaklı en küçük tam sayı. En küçük. Ne demiştim az önce? Sıfırdan sola doğru, eksiye doğru gittikçe sayı değeri olarak büyür ama önündeki işaret eksi olduğu için aslında sayı çok küçüktür. Giderek küçülüyordur sayı dedim ya. Dolayısıyla hemen eksi 9 diyebilirsin bana, değil mi? Bir basamaklı negatif sayıların en küçüğü eksi 9'dur. En büyüğü kimdir? Eksi 1'dir. Burada beynimiz ilk etapta bunu kabullenmekle zorlanabilir. Çünkü hani bir küçük iken nasıl büyük oluyor ya falan. Hayır. Dediğim gibi negatif sayılarda sayı değer küçük olan daha büyük sayıdır. Sıfıra yakın oldukça büyük olacaksın. Unutma. Ha. Onun gibi işte değer verme sorularında mantıken düşüneceğiz. Özellikle minimum maksimum sorularında. Yani bir ifade verecek. Bana diyecek ki en büyük değeri, en küçük değeri.
Orada tamamen mantıken hangi değeri seçersen amaca uygun iş yapmış olurum. Sadece onu düşüneceksin. Örneklerde geleceğiz. Peki tam sayılarla ilgili nasıl işlemleri yapayım? Toplamada çıkarmada şimdi onlardan bahsedelim. Ha. Toplama çıkarma yapar. Önce toplamadan bahsedeyim. Şimdi sen alternatifleri neler? İşaretleri aynı olan sayıları toplaman gerekebilir. İşaretleri zıt olan sayıları da toplaman gerekebilir. Hemen örnekler üzerinde söylüyorum bunu. İşaretleri aynı olan sayıları toplayacağım. Dikkat et. Eksi 7 ile mesela eksi 11'i toplayacağım. Ki bu çoğu zaman böyle gösterilmez. Eksi 7, eksi 11. Direkt şaklanarak yazarlar. Hiç öyle artı, böyle parantez falan gelmeyebilir sorular. Sen ne yapıyorsun? İşareti aynı olan iki sayı topluyorsun. Hemen mantık şu. Sayı değerlerini topla. İkisinin de ortak işareti değil mi? İkisi de eksi olduğu için ortak işareti sonuca ver. Yani 7 ile 11 ne yaptı? 18 yaptı. İkisi de eksi olduğu için cevap eksi 18. Artıları zaten konuşmuyorum. Yani 5 artı 2 bunu otomatikman 7 hemen yapıyoruz. Hiç bu kuralı düşünmüyoruz ya da uğraşmıyoruz bile. Doğrusunu yapıyorsun. Zaman da önemli değil mi? Zamanla da yarışıyoruz çünkü. Peki, demek ki işaretleri aynı olan tam sayıları toplarken sayı değerce toplayacağım, ortak işareti sonuca vereceğim. Bu. Peki, zıt işaretli sayıları toplarken ne yapacağım? Biri artı, biri eksi olacak. Ha, şimdi dikkat. Hemen örneğini vereyim. Mesela eksi 20 artı 13. Artık zıt işaretli sayıları bir arada değerlendiriyorsun ya. Şunu yapacaksın. İşaretleri görmezden gel. Büyük değerden küçük değeri çıkart. Sayı değeri olarak düşün. 20'den 13 çıkarttım 7. Büyük olanın işaretini ver. Büyük olanın işareti 20'nin işareti eksi olduğu için demek ki sonuç eksi 7 diyeceğiz. Gayet basit ama dikkat ister. Özellikle eksi biliyorsun. En çok işlem hatası yaptıran şeylerden biri. İşlem hatası yapmadan bildiklerimizi uygulamaya çalışacağız. İlk etapta soru çözerken bu zaman alabilir. Yani hocam ya ben tamam soruyu çözüyorum da işte 3 dakika 4 dakika sürüyor. Bol soru çözmeye ihtiyacım var demek ki. Bol soru çözeceksin. O süreyi kısaltacağız. Ve bildiğini taze tutacaksın. Zaten şifremiz buydu. Unutma. Peki. Gelelim çarpmaya. Mutlaka bildiğini düşünüyorum. İşaretleri aynı ifadeleri çarpıyorsam sonuç pozitif olacak. İşaretleri zıt ise sonuç negatif olacak. Ha, nedir? Eksi 2 ile dikkat bak. İşin içine eksi girdi mi? Genelde parantez kullanmaya alıştım kendimi ki işlem hatası yapmasın. Eksi 2 ile mesela eksi 4'ü çarpıyorum. Hemen 4 kere 2 8. Sayı değerce bunu bir yap. Benim 8'im tabii tuhaf. Ona alışacaksınız. Şöyle yapayım. Ha, normal 8 yapamıyorum çünkü ben. İkisi de eksi olduğu için eksi ile eksinin çarpımı artı. Sonuç artı 8. Bu eksi eksi durumu, eksi artı durumu yani çarpmada geçerli olan bu durum tabii ki bölmede de geçerli. Veya diyelim ki eksi 3 ile 7'yi çarpıyorum. 1 artı 1 eksi. Sonuç 21 ama eksi 21. Hemen işleme dikkatli bir şekilde sonuçlandıracaksın işlemi. Peki bölmede de aynı. Onu da şurada göstermiş olayım. Diyelim ki eksi 40 bölü 8. 40'ı 8'e böldüm 5. Ama 1 artı 1 eksi olduğu için demek ki cevap eksi 5 olacak. Buna dikkat edeceğiz. Peki bir de özellikle negatif sayıları yani tam sayılarda negatif olanlar biraz daha yorucu olur. Biraz daha dikkat ister. Şimdi bunlardan ne diyeceğiz? Hemen söyleyeyim. Üs alma yani kuvvetlerini konuşacağız şimdi ama üslü sayılarda zaten yeterince ve yoğun bir şekilde bunları paylaşacağız. Ama temel kavramlarda özellikle işlem önceliği içeren sorularda yine ihtiyacım olacağı için burada küçükçe bir bahsedeyim. Şimdi negatif sayı. Negatif sayı. Örnek üzerinden gidiyorum yine. Örnekle anlatacağım. Sayısal olarak anlatayım ki hani görerek anlamamız kolay olsun. Daha sonra genelleştiririz. Harfli ifade verirsek de aynı mantığı uygularsın. Mesela eksi 2'nin 3. kuvvetini alıyorum. Şimdi dediğim gibi ileride daha detaylı yapacağız ama bir sayının kuvvetini almak demek o kuvvetteki miktar kadar kendisiyle çarpmak demek. Ha, kendisiyle çarpmak demek. O zaman eksi 2'yi 3 kere kendisiyle çarp demek oluyor ya bu. Tamam çarpıyorum. Ne oldu? Bak şu ikisi artı 4 yaptı. Az önce konuştuk. Ama şu ikisi burada ne oldu? Cevap eksi 8 oldu. Şimdi kuvvet büyük olduğunda tek tek uğraşacak mısın? Hayır. Genelleme yapalım o zaman. Negatif sayının tek kuvveti sonucu mutlaka negatif yapacak. Tamam. Onun amacını yok. Tabii ki bak. Gösterime dikkat et.
Eksi 2'nin kübü. Parantez falan kullanmamış. Eksi 2'nin kübü parantez kullanmış ama bak düşünmeye çalışıyor. Kuvveti parantezin içinde göstermiş. Veya eksi 2'nin kübü yukarıda yaptığım gibi. Fark etmiyor ki. Sonuçta taban negatif ya. Kuvvet tek olduğu için gösterim nasıl olursa olsun sonucun kesinlikle sen negatif olduğunu bil. Ha, kuvvet çift olduğunda demek ki ne yapacağım? Dikkat edeceğim çünkü gösterim önemli. Bak ne demek istiyorum? Hemen onu da açıklayayım. Yine örnek üzerine yapayım. Eksi 2'den gideyim. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti diyor. Az önce bahsettiğim eksi 2'yi 4 kere kendisiyle çarp anlamına geldiği için şu ikisini çarparsan artı 4, bu ikisini çarparsan artı 4. Yani uzun uzun yapmayacaksın tabii böyle ama mantığın bu olduğunu bilelim. Cevap 16 artı 16. Niye? Çünkü çift adette eksi çarpıyorsun. Eksiyle eksinin çarpımı artı ya. Mutlaka sonuç pozitif olacak. Ama burada parantez kullanımı önemli. Niye önemli? Bak, eksi 2 üzeri 4 dersin. Veya çift kuvvet ama parantezin içinde yazarsam. Böyle bizi yanıltmaya çalışacaklar çünkü değil mi? Biz düşmeyeceğiz. Bunu zaten konuştuk. Şimdi bak bu ne demek biliyor musun? 2'yi 4 kere kendisiyle çarp, önüne eksi koy demek. Yani o dördüncü kuvvet artık her neyse değişebilir. Eksiye hükmetmiyor. Eksiye etki etmiyor. Ha, bu şu demek aslında bak. Eksi 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 demek. 2'yi 4 kere çarpayım önünde eksisi var diyor ya. Dolayısıyla cevap eksi 16. Ha, demek ki parantez kullanımı özellikle negatif bir sayının çift kuvvetinde parantez kullanımı gerçekten dikkat istiyormuş. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Aynı şekilde bak bu da 4 parantezin içinde olduğu için 2'ye aittir kuvvet. Eksiye ait değildir. Yine bunun aynısı cevap eksi 16 olur. Dikkat edelim. Peki hemen işlem önceliğinden bahsedeyim. İşlem önceliği. Şimdi toplama, çıkarmayı, çarpmayı, bölmeyi tabii ki konuştuk. Şimdi örneklerle de uygulamasını yapacağız ama işlem önceliği dediğimiz nedir? Arkadaşlar her şey parantezin içinde başlar değil mi? Eğer parantez varsa hatta parantezin içerisinde hemen şuraya odaklayayım seni. Bak bir soru hazırlamışım. Bir köşeli parantez var, içinde parantez var, içinde parantez var. Ha. Temelde parantezin içinden başlıyoruz. Parantezin içerisinde de kalabalık işler varsa en göbekten, en içeriden başlayacağız. Dışa doğru yavaş yavaş geleceğiz. Az sonra solda göreceksin. O zaman mutlaka parantez varsa parantez için yapacağız. Tabii ki ileride üçlü sayıları konuştuğumuzda devreye üs girdiğinde üs alma işi daha öncelikli olacak. Ona dikkat. Peki parantez içerisinde şu an dört işlem üzerinden konuşuyorum. Yani toplama, çıkarma, çarpma, bölme üzerinden konuşuyorum. O dört işlemden hangisini önce yapacağız? Bölme veya bak veya diyorum dikkat et. Bölme veya çarpma. Niye veya diyorum? Çünkü bölme çarpma ikilisinin toplama çıkarma ikilisine önceliği vardır. Yani bölme veya çarpma varken diğer tarafta da toplama çıkarma varsa tabii ki önce bölmeyi ya da çarpmayı yapacaksın. Dikkat! Bölmenin çarpmanın herhangi birinin diğerine üstünlüğü yok. Yani şöyle bir cümle yok. İşte bölme ve çarpma varsa önce bölme yapılır. Hayır. Önce çarpma yapılır. Hayır. İkisinin birbirine üstünlüğü yok. Peki ikisi bir arada varsa ne yapacağım? En solda. En solda. Hangi işlem varsa ilk önce onu yapacağım. En soldaki işlem yapılır. Yalnız iyi ayırt et. Bölme ve çarpmanın bir arada olduğu sorular için kullanacağım bunu. Bölme var, toplama var. E tabii ki bölmeyi yapacaksın önce. Ona dikkat. Yani şu adımlamaya dikkat arkadaşlar. Aynı şekilde toplama veya çıkarma. Az önce tam sayılarda gösterdik. İşaretleri farklı olursa, işaretler aynı olursa ne oluyor? Zaten toplama çıkarma işlemini bir arada yapıyorsun farkında olmadan. Dolayısıyla yine birbirine üstünlükleri yok. Dolayısıyla ikisini bir arada halletmiş oluyorum. Burada dikkat edeceğimiz şey şu. Bölme ve çarpmanın birbirine üstünlüğünün olmayışı. Tamam. Peki mesela bunu şöyle örnekleyeyim. 36 bölü kaç olsun? 12 çarpı 3. Şimdi bak. Sen çarpmayı önce yaparsan 36 bölü 36 olur cevap 1 çıkar. Yok sen bölmeyi önce yaparsan 36 bölü 12 3, 3 çarpı 3'ten cevap 9 çıkar. Şimdi iki farklı cevap olmaz. Doğrusu ne? Bak bölme var çarpma var. Neydi? İkisinin birbirine üstünlüğü yoktu. Ne yapacaktın? En solda kim varsa önce onu yapacaktın. Demek ki doğru cevap neymiş? Önce solda olduğu için bölmeyi yapacaksın. Dolayısıyla cevabın 9 çıkacak.
O inceliklere dikkat edeceksin işlem önceki sorularında. Ve halledeceğiz bakalım. Peki, buraya kadar söylediklerimle ilgili hemen uygulamamızı yapalım sıcağı sıcağına. Yine sorular üzerinde fikirleri yani kuralları sizlere tekrar anlatacağım. Mesela en son ne yaptık? İşlem önceliği yaptık değil mi? Hemen şu soruyu yazdım sıraya uymama gerek yok. Hemen sıcağı sıcağına onu halledelim. Bak ne yapmış? Eksi 25 parantezlere dikkat. Gözümüz iyi görecek arkadaşlar. Çarpı bir köşeli parantez var. Eksi 12 bölü eksi 4. Ne yapmışım ben odaya? Bayağı değil mi? Aa, sınav da yapacak bunu. O yüzden böyle göz yorucu, böyle karıştırıcı soruları özellikle çözelim. Peki. Soru bu. Ne yapacağım? Köşeli parantez var. Önce parantez içinden başlayacağım. Peki hemen sor kendine parantez içerisinde hangi işlem var? Bak burada bölme var. Bak burada çarpma var. Burada da çıkarma var. Bölme ve çarpma öncelikli. Değil mi? Bölme çarpma öncelikli. Peki solda kim var bölme? Demek ki önce şurayı yapıyorsun. Eksi 12 bölü eksi 4. İkisi de eksi olduğu için sonuç artı. 12'yi 4'e böldüm 3. Ve mutlaka üşenme. İfade küçülmeye başlayacak ya sen işlemleri yaptıkça. Yeniden yaz. Mutlaka yaz. Gözün yanılsamaz o zaman. Şurada bir 3'ün var. Yanında çarpı 3. Eksi eksi 3. Şu an köşeli parantezin içerisi bak biraz daha böyle küçüldü. Düzenli hale geldi. Çarpma var, çıkarma var. Önce çarpmayı yapıyorum. Şurası 9. O zaman 9 eksi eksi 3 oldu. Ha, geldik. Neye? 2 eksi yan yana geldiğinde. Bu mutlaka bildiğimizi düşündüğüm bir şey ama burada tekrar göstereyim. Bir tam sayıdan negatif bir tam sayı çıkarılıyorsa. Bak buradaki A sayısının işareti artı eksi önemli değil. Sen şuna dikkat et. Bir çıkarma işlemi var. Negatif bir sayı çıkartıyorum. Ve eksilerin anlamını da karıştırmayalım. Bu eksi B sayısının işaretinin eksi olduğunu gösteriyor. Bu eksi çıkarma işlemi yapman gerektiğini gösteriyor. Peki ne yapıyormuşum? Bu 2 eksi parantez mutlaka kullanılır. Niye? Matematikte iki işlem yan yana yazılmaz. Yani şöyle bir şey yok. 2 çarpı eksi 3. Böyle bir gösterim olmaz. Çarpıyla eksi. Ha, bak böyle gösterim olmayacağı için parantez kullanman lazım. Dikkat. Ne oldu? 2 eksi. Ne oldu? Artıya dönüştü. Aslında bu A artı B oldu. Burada da aynısı bak. 9 eksi eksi 3. Bir sayıdan negatif bir sayı çıkartıyorum. Bu ikisi artıya dönüşeceği için. 9 artı 3 yani kocaman o köşeli parantezin içerisi 12'ymiş arkadaşlar. Hemen yazalım. Üşenmiyoruz değil mi? Bak bulduğumuzu küçülterek yazıyoruz. Ne var? Burada çarpı var. Eksi 2. Eksi var. Bir de eksi 25 var. Soru buna dönüştü bak. Sonra çıkarma işlemi. Eksilerin kimin ne anlama geldiğini önce bir doğru anlayalım. Bak bu eksi 25 diyor ya 25'in eksisi o. 25'in negatif olduğunu gösteren eksi. Bir işlem değil o. Ama şu çıkarma işlemi. Ve dikkat şu eksi 2'nin eksisini biraz daha düzgün yapayım. Ha. O zaman burada bir çıkarma işlemi var. Çık. Burada da bir çarpma işlemi var. Artık işlem önceliğini biliyorsun. Çarpmayı önce yapacağım. Demek ki neymiş? Eksi 2 ile 12'yi çarpıyorum. Şurası eksi 24. Ve üşenmiyorum bir daha yazıyorum soruyu en baştan. Eksi 25 eksi eksi 24 oldu. Artık 2 eksinin yan yana geldiğinde ne olduğunu biliyorsun. Demek ki cevap eksi 25 artı 24'ten neydi? Büyükten küçüğü çıkart, büyüğün işaretini ver. Yani cevap eksi 1. Peki şıklarda ne yapıyorlar biliyor musun? Senin nerede hata yapabileceğini düşünüp şıklarda ona göre veriyorlar. Mesela bak bu şurada hata yapsa cevap işte 5 bulur. Hemen şıklara cevabı 5 koyuyorlar. O yüzden bu tip sorularda özellikle dikkatli yapalım. Hata yapmamaya çalışalım. Uzun sürdü gibi geliyor sana değil mi? Uzun sürer ama ne yapacaksın? Bol soru çözerek o zamanı kısaltmak senin işin. Şifremiz bol soru çözmek. Hemen diğer örneklerime bakayım arkadaşım. Hemen bakalım. Bak burada bir tane daha şunu hallettik. Bir tane daha işlem önceliği sorun var. Hemen yapıyorum. İlk soruya nazaran biraz daha basitçe değil mi? 30 bölü eksi 6 artı 4 bölü eksi 2 yanında bir eksi 3'üm var. Bölmüşüm hepsini. Eksi 2 çarpı 2 eksi 2 çarpı 1 eksi 2. Özellikle payda biraz karıştırıcı değil mi? Kafa karıştırıcı. Bakalım. Şimdi bakalım. Artıyı görüyorsun. Eksiyi görüyorsun. Ama ondan önce burada bir bölme var. Burada bir bölme var. Bölmeler önce. Hemen yapalım. 30'u eksi 6'ya böldüm. Eksi 5. Artı
4'ü eksi 2'ye böldüm. Eksi 2 ve dikkat ediyor musun? Sonuç eksi çıktığı için nasıl parantez kullanıyorum? Alıştır kendini. Yanında bir de eksi 3 var. Burası pay kısmı. Tamam. Paydaya bakıyorum. Bu eksi işaret olan eksi. Burada bir çıkarma işlemi var. Burada bir çarpma işlemi var. Ha, ne yapacağım önce? Dikkat. Şuradaki çarpmayı yapacağım. Buradaki çarpmayı yapacağım ama önce parantez içi en son birbirlerinden çıkartacağım. Peki 1'den 2'yi çıkarttım. Şurası eksi 1. 2 ile eksi 1'i çarptım. Ne var orada? Eksi 2 var. Şu işlemin eksisi, çıkarma işlemin eksisi. Burada da 2 çarpı 2 var ama önünde eksi, eksi 4. Hemen yapıyorum. Eksi 5 ile eksi 2'yi topladın. Biliyorsun ikisi de aynı şartlı olduğu için topla 7, eksi 7. Hatta bir eksi 3 de burada var. Demek ki yukarısı eksi 10'muş. Burada 2 eksi yan yana gelince artıya dönüştüğünü bildik. Dolayısıyla eksi 4 artı 2 de paydada olduğuna göre net olarak nedir burası? Eksi 2. Demek ki eksi 1 sayı eksi 1 sayıya böldüm. Pozitif oldu. 12'ye böldüm. 5. Sorumun cevabı 5. Tane tane işlem hatası yapmamaya özellikle dikkat ederek bu tip soruların üstesinden geleceğini düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Peki. Gelelim tam sayıyla ilgili. Mesela hemen şu birinci örneği de yapalım bak. Hemen şu birinci örneği de yapalım. Ne demiş? 2a eksi karışık sorular seçmişim ya bu sefer. Ama olsun. Gelmez değil, gelebilir. Eksi a artı b var. Kapatmışız. Eksi eksi 3b. Bakalım. A'lı b'li. Bildiklerimizi böyle harfli kullanacağım. Köşeli parantezin içinden başlıyorum. Onun içinde bir parantez daha var. Ondan sonra bir parantez daha var. O zaman şurayı bir halledelim şurada. Bak. 3b eksiyi dağıtıyorum bak. Eksi eksi a ne yaptı? Artı a yaptı. Eksi artı b. Eksi ile artının çarpımı eksi olacağı için eksi b yaptı. İçerideki şu siyahla belirttiğim parantez bu. Yani 3b eksi b var. 2b. 2b artı a var orada. Bitti şununla işin. Hemen sorunun devamını yazalım. Bak eksi yanında eksi b var. Köşeli parantezin içi bu. Şimdi buraya odaklanıyorum. Eksiyi dağıtacağım ya şimdi. Eksi b başta var. Eksi 2b oldu. Şu eksiyi düzgün yapalım. Eksi a oldu. Yani ne oldu orası? Totalde eksi 3b eksi a. Köşeli parantezin içi. Hemen sorunun devamını yazıyorum. Hemen şurada yapalım istersen. Çünkü 2x'in yana gelmiş ya artı olacağını biliyorsun. Orası artı 3b. Soru bitiyor. Şuradaki eksi de dağıttık mı iş bitiyor. Başta 2a var. Eksi eksi artı yapacağı için artı 3b. Eksi eksi artı yapacağı için artı a. Yanında da artı 3b. O zaman sorunun cevabı ne oldu? 3a artı 6b oldu. Bu ifadenin eşiti 3a artı 6b'ymiş. Peki. Geliyoruz. Hemen sorularımıza devam ediyorum. Ne diyor? A, B, C bir tam sayı. Hah, bak sayı kümelerini bilmek işte bu tip sorularda önemli olacak. Tam sayı nedir? Pozitif olabilir, negatif olabilir. Sıfır da olabilir, işaret olmayan. Bakalım. K sayısı 3A eksi 8B artı 5C. Ne yapmışım? A ve C'yi 4'e arttırmışım. Bak buradaki A ile C'yi 4 arttırmışım. 4 arttırmışım. Tamam. B'yi de 3 azaltmışım. Bak tehlikeli kısım bu işte. Neden olduğunu konuşacağız şimdi. Bunu da 3 azaltıyorum. Bu durumda şu K sayısında nasıl bir değişme olur? İşte şu kadar artar, bu kadar azalır gibi şıkları göreceksin. Peki ne olur bakalım. Dikkat. A sayısı zaten K sayısı 3. Yani K sayısı pozitif değil mi? Ve ben bunu 4 arttırırsam sayı büyümüş mü olur? Evet. A'yı 4 arttırırsam ama 4 artmaz. Niye? Kat sayısı 3 olduğu için 3 kere 4 bir 12'lik artış burada gözlemlerim. Tamam. Aynı şey C için de geçerli. Çünkü C'nin kat sayısı da. Bak ne yapıyorum? Ezber yapmıyorum. Mantıken hemen bildiklerimden sonuç çıkartıyorum. C sayısı. Buradaki C'nin kendisi eksi olmuş, artı olmuş. Önemli değil. 4 arttırıyorsun ya. Sıkıntı yok. Kat sayısı da pozitif nasıl olsa. Tamam. C sayısı ne olursa olsun. Ben bunu 4 arttırıyorum ama kat sayısı 5 olduğu için 5 kere 4 ha, 20 artış da buradan geliyor. B'ye dikkat arkadaşlar şimdi. B'ye dikkat. B sayısını 3 azaltıyorsun. Sanki sonuç azalacakmış gibi düşünüyorsun değil mi? Dikkat. Kat sayıya bak. Negatif. Ben B'yi 3 azaltıyorum ama kat sayısı da eksi olduğu için ne yapmış oluyorum aslında? Farkında olmadan
tüm ifadeyi 8 kere 3, 24 arttırmış oluyorum. Bak bunu şöyle hemen sayısal olarak söyleyeyim sana. Şurada eksi 8 b var. B'nin örnek veriyorum eksi 5 olduğunu düşün. Şu an artı 40 yapıyor değil mi? Eksi 8 ile eksi 5'i çarptım artı 40 yapıyor. Peki ben b'yi 3 azaltırsam, şimdi eksi 5'ten 3 daha azalt eksi 8 yapar. O zaman eksi 8 çarpı eksi 8'den artı 64 yapar. Bak gördün mü arada bir 24'lük fark oluyor. Dolayısıyla düşürücü kısmı. Burasıydı sorunun dikkat. O zaman ne oldu K sayısı, yani ABC'nin ne olduğu umurumuzda değil ki. 12 artış buradan, 24 artış buradan, hep 36. Bir de buradan 20. Demek ki K sayısı 56 artıyormuş deriz. İşin içinden sıyrılırız. Peki. Hemen bunu da hallettim. Örneklerime devam edeyim. Sistemimiz bu olacak arkadaşlar işte. Ben size burada konu haritasında belirlediğim başlıkları bilgi olarak paylaşacağım. Hemen sıcağı sıcağına oradan. Burada seçtiğim hazırladığım sorular da zaten sınavlarda sorulmuş soru tarzlarına benzer veya ne sorabilirler. Dolayısıyla biraz mantıken kendimizin sonuç çıkartacağı soru tipleri. O yüzden lütfen sorularda dikkatli paylaşalım. Hatta videoyu bitirdikten sonra tekrar dinleyip tekrar bu soruları kendiniz çözmeye çalışın. Tavsiye. Peki soru diyor ki, şuraya odaklanalım. Tekrar yazmayayım soruları. Şurada x üzeri 6, y üzeri 5. Negatif oluyormuş. X üzeri 6, y üzeri 5. Hemen buradan sonuç çıkartalım. Ne diyor? X ne olursa olsun kuvveti çift ya. X'in işareti ne olursa olsun. Kuvvet çift olduğu için buranın artı olduğunu sen biliyorsun. Peki artı bir sayıyla y üzeri 5 ne olmalı ki çarpınca sıfırdan küçük yani eksi olsun? Eksi olmalı. Bir sayının 5. kuvveti eksi ise demek ki y sayısı eksidir. Buradan bu sonucu çıkarttık. Peki hemen ikinci bilgide uygulayalım bunu. Y çarpı z eksi x'i de negatif vermişim. Bak şimdi y sayısının sen eksi olduğunu öğrendin. Eksiyle neyi çarparsan eksi olur, sıfırdan küçük olur, artıyı. Ha, sonuç z eksi x ifadesi pozitiftir. Peki matematikte pozitif sayı nasıl elde edersin? Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarttığın için pozitif olur. Demek ki z x'ten büyük olmalı ki çıkarttığında pozitif olsun. Y'nin de negatif olduğunu söylemiştik. Bakalım üçüncü bilgide ne gelecek? X üzeri 5, z üzeri 8. Bu da pozitifmiş. Dikkat. Z üzeri 8, z'nin ne olduğunu bilmiyorsun ama 8. kuvvet, çift kuvvet olduğu için pozitif olduğunu biliyorsun. O zaman x üzeri 5 de pozitif olmalı değil mi? Artı ile artının çarpımı artı olsun. Ha, o zaman x sayısı da pozitif, z sayısı da pozitif ama z daha büyük. Y negatif olduğu için demek ki en küçükleri bu. O zaman sorunun cevabı işte bak. Üçünün arasındaki sıralama hemen bildiklerini dikkatli bir şekilde uyguluyorsun, olayı bitiriyorsun. Peki hemen tekrar yazmayın çünkü öncüllü bir soru var sırada. Yine sınavlarda tercih ettikleri soru tiplerinden hemen oraya da bir odaklanalım. X, Y, Z gerçel sayılar. Gerçel sayı, reel sayı, gerçek sayı bunların hepsi aynı arkadaşlar. Reel diyor yani. Her şey olabilir demek istiyor. Dikkat. Ne vermiş? X üzeri 5, X üzeri 5, Y küp, Z 7. Bak dikkat, hepsinin kuvveti tek. Ama üçünün çarpımı negatif. O zaman öncülleri düşünelim bak. Hemen şuraya yazıyorum. X 5, Y 3, kuvvetleri tabii bunlar. Z üzeri 7. Ve bu üçünün çarpımının pozitif olduğunu biliyorum. Sıfırdan büyük. Hemen birinci öncül diyor ki, X sıfırdan küçük, Y sıfırdan büyük ise, yani X negatifse, Y pozitifse, Z de negatiftir diyor. Bakalım doğru mu? Eğer x eksi ise tek kuvveti eksi yapacak. Y pozitifse pozitif sayıların kuvvetleri zaten pozitif olur. O zaman z ne diyordu? Birinci öncüde z negatiftir diyordu. Bakalım. Evet, eksi ile artının çarpımı eksi. Demek ki burası da negatif olmalı ki sonuç pozitif olsun. O zaman birinci öncü doğru. Hemen ikinci öncülü değerlendiriyor. Bu tarz öncülü sorularda sınavlarda tercih ediliyor. Dikkat arkadaşlar. Hemen sıfırla kendini, ikinci öncülü kendi içerisinde düşünüyorum. Birinci öncüde takılıp kalmıyoruz artık. X pozitif, Z negatif olursa. X pozitif, Z negatif olursa. Kuvvetler tek olduğu için sayının kendisinin işareti neyse tek kuvveti de aynı işarete sahip olacak. O yüzden oranın üzerinde durmuyorum artık. Z eksi ise 7. kuvveti de eksi. Tek kuvvet çünkü işareti korur biliyorsun. Dolayısıyla X pozitif olursa, Z negatif olursa
İkisinin çarpımı eksi ya. Bu sefer y'nin de eksi olma zorunluluğu doğar. Bakıyorum öncüle. Evet. X pozitif, z negatifse y de negatif olur diyor. O zaman bu da doğru. Üçüncü öncülü. Üçüncü verilerini değerlendiriyorum. O da diyor ki y negatif, z pozitif olursa x negatif olur. Bakalım. Y negatif, z pozitif olursa tamam. Diyor ki x de negatif olur. Evet. İkisinin çarpımı yine eksi ya. Tüm çarpımın artı olması için x'in de eksi olma zorunluluğu doğar. Demek ki 3 öncülün 3'ü de doğruymuş arkadaşlar. Hemen diğer soruma geliyorum. Burayı da hallettik. Geldim D1'e. Artık doğal sayı, tam sayı bilgilerini kullanacağın, mantıken kendi sorun çıkartacağın soru tiplerinden hemen örneklemeye devam. A, B'den küçük. Bunlar negatif ama C pozitif olmak üzere. Dikkat, A, B, C hakkında bilgi var mı yok? O zaman en geniş düşün. Reel düşün. Doğal sayı olsa doğal sayı der, şu der, bu der. Tamam. A artı C negatif. Diyor ki bu öncüllerin, dikkat arkadaşlar, bu öncüllerin hangisi ya da hangileri her zaman doğrudur. Bakalım. A negatif, C pozitif, o zaman toplamları negatif olur mu? Hemen sor kendine. Değerlendirmeler yap. Örneklemeler yap kendine. Şimdi A negatif şu olsa sayısal değeri hangisinin büyükse, çünkü tam sayılarda toplamayı söyledik. 1 eksi 1 artı olursa sayı değeri olarak büyük olana göre işaret yapılır. Dolayısıyla olay biter. Ha, o zaman 1'i artı 1'i eksi olunca toplam illaki eksidir, illaki artıdır diyemiyorsun. Demek ki bu her zaman doğru olmayabilir. Birinci öncül gitti. İkinci öncüle bakıyorum. B eksi A bölü A çarpı C negatif olur diyor. Bakalım. A ile C'nin işareti farklı ya. Çarpımlarının eksi olduğunu kesin biliyorsun. Net. B eksi A'ya bakalım. Peki ikisi de negatif ama hangisi daha büyük? Unutma, negatif sayılarda sıfıra yakın olan daha büyüktü. Demek ki B burada A'dan daha büyük bir sayı. Yani sayısal değerce daha küçük bir sayı. Örnekleyelim istiyorsan. Bu eksi 2 olsun, bu eksi 3 olsun. Ama bu şu demek değil. A, B yerine bu değerleri vererek soruyu çöz demek değil. O fikri alabilmek adına örneklemeler yap kendine ama fikrin dışına çıkmak yok. Tamam. Peki ben B'den A'yı çıkartırsam? Eksi 2'den eksi 3'ü çıkartırsam şurası artıya dönecek ya. Bak pozitif oldu değil mi? Yukarısı pozitif oldu. Dolayısıyla artının eksiye bölümü negatif olacağı için evet, ikinci öncül kesinlikle doğru. Hemen işaretleyelim. Bir yanlıştı, her zaman doğru olmuyordu. İki kesinlikle her zaman doğru. Peki A kare C kareden küçük olur mu? Üçüncü öncül. A kare C kareden küçük olur mu? Sanırım bunun da her zaman olmayacağını farkındasın. Çünkü tamam A negatif ama çift kuvvet onu ne yapacak? Pozitif yapacak. C zaten pozitif, o da pozitif. Ama sayısal değeri önemli burada. Hemen aksi bir örnek verelim. A'ya eksi 7 vereyim, C'ye 3 vereyim. Eksi 7'nin karesi 49. 3'ün karesi 9'dan hiç küçük olur mu? Hayır. Böyle bir risk de var. Dolayısıyla her zaman doğru olmuyormuş. O zaman sorumun cevabı yalnız 2'ymiş. Dolayısıyla bu soruyu hallettim. Hemen farklı soru tiplerine bakalım. A, B, C bir basamaklı negatif sayılar. Bak dikkat. A, B, C bir basamaklı negatif sayılar. Sorum orada. Peki benden istediğin ne? 3A eksi 2B eksi 5C gibi bir ifade var. Bunu minimum yap, maksimum yap. Ha, bak ezber yapmayacağımız ama sayı değerlerini mantıken kendimizin çıkaracağı sorular. Dolayısıyla ne oldu? Rakam ya bunlar. Bir basamaklı negatif. Tamam rakam ama eksi. Negatif rakamlar. Peki. Hemen sor kendine. Ben bu ifadeyi nasıl minimum yaparım? Minimum yapacağım. Olabildiğince sayısal değeri küçük olsun istiyorum. Ha, o zaman bak C'ye eksi 9 vermek mi işine gelir? Eksi 1 vermek mi işine gelir? Ona bakalım. Eksi 9 verirsem eksi eksi artı 45 yapar. Bayağı büyüdün. Ha, demek ki C'ye eksi 1 verecekmişim. Birbirinden farklı diyor mu soru? Demiyor. Bak ekstradan buna da dikkat edeceksin. A, B, C bir basamaklı negatif tam sayılar diyor ama birbirinden farklı olsun demiyor. O zaman ben önünde eksi olan her şeye eksi 1 verebilirim. Tamam artılaştıracağım ama olabildiğince az artılaşsın diye. Ne oldu? Eksi 2 B'de B'ye eksi 1 verdim. Artı 2 geldi. Aynı mantıkla buradan artı 5 geldi. A'ya ne vereyim? A'ya. Sen ifadeyi olabildiğince küçültmeye çalışıyorsun. İşareti pozitif olduğu için ben A'ya eksi 9 veririm. Amacım küçültmek çünkü. 3 çarpı eksi 9. Eksi 27 de buradan geldi. Net sorumun cevabı. Demek ki bu ifade en küçük eksi 20 olabiliyormuş. Tamam. Peki maksimum yapalım. Aynı ifadeyi. 3a eksi 2b eksi 5c. Maksimum yapmak için de ne yaparsın?
artılaştıracaksın, büyüyeceksin ya. İşareti eksi olanlara, çünkü zaten A, B, C değerleri negatif olduğu için, ha demek ki ben buna eksi 9 veririm, ne yapar burası? Artı 45 yapar. Amacıma ulaşırım yani, olabildiğince büyütmek istiyorum. Aynı şekilde birbirinden farklı demedi ya, B'ye de eksi 9 veririm. Eksi 2, eksi 9 ne yaptı? Artı 18 de buradan geldi. Ne yapıyorum? Büyütmek istiyorum. Bu sefer A yerine negatif rakam yazacaksın, bir basamak negatif sayı yazacaksın ama kas sayısı pozitif. Demek ki ben A'ya eksi 1 vereyim ki olabildiğince az küçülsün. Buradan da bir eksi 3 geldi. Ne oldu? 18, 45, 63, eksi 3. Demek ki maksimum değerinde 60 yapabildim. Bakın ezber yok. Tamamen o değerlerin ne olması gerektiğini mantıken düşünüyorsun. İşaretlere, kastelerin işaretlerine göre düşünüyorsun. Özellikle bu soruyu evde yine kendin çözmeye çalış. Önemli bir soru tipi. Peki, geldik. Mesela şöyle bir doğal sayı sorusu var. Onu da paylaşalım. Diyor ki, X, Y, Z doğal sayılar. Hemen ne? 0, 1, 2, başka negatif değerler katmıyorsun işin içine. X ile Z'nin toplamı 10. Ama Y sayısı da 12 bölü X. Ha, şimdi bak dikkat. Y doğal sayıysa demek ki bu X sayısı 12'ye tam bölünecek değil mi? Küsuratsız olması lazım. O zaman 12'ye tam bölünen sayıları şöyle bir sıralamaya çalışayım. Aklından düşüneyim. 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünür, 12, 6'ya bölünür, 12'ye bölünür. 12'den büyük değerleri X için seçmiyorsun. Niye? Burası küsür olur, kesir olur. Y doğal sayı şartını bozarsın. Olmaz. Peki X'e 1 verirsem, bakıyorum X'e 1 verirsem Z 9 oluyor. Toplam 10 olacak ya. X'e 2 verirsem 8 oluyor. X'e 3 verirsem 7 oluyor. Toplam 10 olacak çünkü. X'e 4 verirsem 6 oluyor. X'e 6 verirsem 4 oluyor. Dikkat bak, X'e 12 veremiyorsun. Z eksi 2 olmak zorunda kalır. Bu demek ki dikkat etmen gereken yer. Ha, o zaman ne oldu? Soru ne sordu bana? Dedi ki Z'nin alacağı değerler toplamı. Demek ki Z, X'in alacağı değerlerden dolayı Z'nin alacağı değerlerde bunlar olurmuş. 9, 8, 7, 6, 4 toplayacağız. Soruyu halletmiş olacağız. Peki. Hemen şuna da bakalım. Yine doğal sayıyla ilgili bir soru. A bir doğal sayı. A eleman N. N'in doğal sayı olduğunu biliyoruz artık. 4A artı 12 bölü A eksi 2. Böyle bir kesirli bir ifade vermiş. Bu ifadenin, dikkat et, doğal sayı olmasını istiyorsun. Bu ifadenin tamamının doğal sayı olmasını istiyorsun. Bunu sağlayacak, yani bu ifade doğal sayı yapacak olan A doğal sayılarını bulacağız. Şimdi bu tip sorularda ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi tek tek A'nın yerine işte doğal sayı diye 0 vereyim, 1 vereyim, 2 vereyim, olmaz. Onun sonu yok. Dolayısıyla ifadeyi böyle bir düzenlemen gerekiyor. Biz buna ne diyelim? Pay kısmını paydaya benzeteceğiz. O zaman A'dan 4A'dan anlıyorum ki ben yukarıda yapsam aşağıdaki ifadenin 4 katını elde edebilirim. Çünkü kas sayılardan anlıyorum onu. Dolayısıyla yukarıda 4 tane A eksi 2 elde edebilirim. Yanına gelecek sayıyı şimdi düzenleyeceğim. Dikkat et. Aç burayı. 4A eksi 8. Ama artı 12 olmasını istiyorsun. Demek ki yanına artı 20 gelmeli değil mi? Ne yaptım yani? Yukarıda aşağıdaki ifadeyi elde ettim. Niye yapıyorum bunu? Şimdi burası payda ya, ayrı ayrı yazacağım. Payda olduğu için ayrı ayrı yazacağım. Dikkat! 4 tane A eksi 2 bölü A eksi 2 artı 20 bölü A eksi 2. Bak şu birbirini götürsün. Zaten 4 doğal sayı ya. Ha, bak işimi kolaylaştırdım. Farkında mısın? Burayı yine tekrar et mutlaka, ya da aklından buna benzer bir soru yazıp, ifade yazıp pay kısmını paydaya benzetmeye çalış. Mutlaka faydasını göreceksin. A eksi 2. E şurası 4 zaten doğal sayı ya. Bana ne kaldı? Bana şu ifadeyi doğal sayı yapmak kaldı. Bu ifadeyi tam bölünür hale getirmek kaldı. O zaman 20'ye kimler bölünür? 1 bölünür. 2, 3. 3 bölünmez ya. Heh, 4 bölünür. 5 bölünür. Başka? 10 bölünür, 20 bölünür. Peki A eksi 2'nin, dikkat et, peki eksi 1, bak burada işte bu soruyu yanıltıcı yapacak olan burası. A eksi 2'nin tamamının eksi 1 olduğunu düşün. O zaman A yerine ne yazacaksın? 1 yazman lazım. 1 yazabiliyor musun? Tabii ki yazabiliyorsun bak. Aynı şekilde eksi 2. Dikkat et ama A eksi 2'nin tamamının eksi 2 olması için A yerine 0 yazarsın. A eksi 2'nin tamamının
Eksi 1 olması için A yerine 1 yazarsın. Bak doğal senedi için bu değerleri yazabileceksin. Dikkat. Ha, diğerleri zaten tamam. A eksi 2'nin 1 olması için A'ya 3 yazarsın. 2 olması için 4. Yine 4 olması için 6. 5 olması için 7. 10 olması için 12. 20 olması için 22 gibi alınacağı doğal sayı değerlerini bulduk. Kaç tane değeri var diye sorabilir, toplamını sorabilir. Fark etmez. Sonuçlandırdıktan sonra zaten sorunun ona göre cevabını verirsin. Şimdi İsmail kardeşim şuraya doğru bir gelelim, tamam mı? Diğer 3 soru, artık videolarımda bunu da yapacağız arkadaşlar. Sizinle birlikte daha böyle aktif birlikte iş yapabilmek adına. Buradaki 3 soru vermeye çalıştığımız ve dikkat etmenizi istediğimiz şuradaki sayılarla ilgili o temel mantığı uygulayarak bu 3 sorunun cevabını mutlaka yorumlarınızda bekliyorum. Çözümlerini orada yine paylaşacağız. Bu 3 soruyu beraber bir değerlendireceğiz. Temel kavramlarla ilgili arkadaşlar dikkat etmeniz gereken yerlerin üzerinde durduk. Örneklerimle dikkat edin, ne yapmıyoruz? Ezber yok. Ne yapıyoruz? Mantıken soru ne istiyorsa, mantıken o amaca ulaşacak değerleri kendimiz buluyoruz ya da fikri kendimiz çıkarıyoruz. Dolayısıyla sorularımızı dikkatli bir şekilde bildiklerimizi uygulayarak ve bol soru çözerek, bol pekiştirme yaparak konuyu hallediyorsunuz. Dolayısıyla bu videomu burada tamamlıyorum. Bir sonraki videomda yeni bir konuyla karşınızda olacağım arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.